Merhaba sevgili öğrencilerim. Şimdi geldik çember belirtme şartlarına. Bakalım neler varmış? Bir çember belirtme şartı neymiş? Görelim dostlarım. Şimdi bize şöyle bir denklem verildiğinde, x, y'den oluşan bir denklem verildiğinde, bu çember denkleminin, bu denklemin daha doğrusu, bir çember belirtmesi için, çember denklemi olması için 3 tane şarta ihtiyacımız var dostlarım. Şimdi bu şartları söyleyeceğiz. Birinci şart. Diyor ki şu x kare ile y karenin kat sayıları eşit olacak diyor dostlarım. Birinci şartımız bu. Yani a ile c kesin eşit olacakmış. Çember belirtmenin birinci şartı x kare ile y karenin kat sayıları eşit olacak. Bakın bir olacak demiyor, eşit olacak diyor dostlarım. Çember belirtmenin birinci şartı bu. 2. Denklemin içerisinde şu x y'li terim var ya, x çarpı y'li terim. Bu terim olmayacak dostlar. Yani şuradaki b dediğiniz katsayı kesin sıfır olacakmış. Üçüncü durum ise dostlarım, üçüncü durum diskriminant delta, yani kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan büyük olmalı dostlarım. Delta sıfırdan büyük olacakmış. Peki hocam delta ne? Delta ne işe yarar, nedir? Onu bir söyleyelim. Delta'yı biliyorsunuz dostlarım. Zaten bu parabolde falan da gördünüz. Delta dediğimiz şey grafiğin x ekseni ile ilgili bilgilerini verir bize. İşte x eksenini kesiyor mu, kesmiyor mu, bunun gibi bilgiler veriyordu. Burada da çemberde de dostlarım, bu adam çember mi, değil mi, nokta mı, değil mi, bunun bilgilerini veriyor bize. Peki biz delta'nın ne olduğunu biliyoruz dostlar. Delta'yı biliyorsunuz aslında hepiniz. Hani şu yarıçap formülü yazdınız ya kardeşlerim, şöyleydi: bölü 2, yukarıda kök vardı, kökün içine de d kare, e kare, eksi 4 f yazdık ya kardeşler. İşte buradaki şu kökün içine yazdığınız ifade aslında sizin deltanız, diskriminantınız kardeşlerim. İşte bu adam diyor ki kesinlikle sıfırdan büyük olmalıymış kardeşlerim. Delta sıfırdan büyük olmalı. Yani aslında yarıçap formülü de şuymuş. Kök delta bölü 2'ymiş meğersem. Orijinal yazılımı da buymuş kardeşlerim. Peki hocam tamam, delta sıfırdan büyük. Bu durumda bizim çemberimiz nerede o? Şurada yazalım. Delta sıfırdan büyükse, şuraya yazayım ben. Bizim denklemimiz bir çember belirtiyor. Hatta şöyle yazarlar: reel çember belirtir diye yazarlar. Reel çember belirtir. Peki delta sıfıra eşitse ne olacak hocam? İşte bu durumda da kardeşlerim bizim denklemimiz nokta belirtecek. Nokta belirtir. Peki delta küçük sıfır ise ne olacak öğretmenim? Bu durumda da sen çember belirtmez diyeceksin kardeşim. Çember belirtmez. Hatta bunu şu cümleyle de sorarlar: sanal çember belirtir dediklerinde, şu belirtir kelimesini okuyunca, çember belirtir kelimesini, sakın ha deltayı sıfırdan büyük yapacağınızı düşünmeyin. Sanal çember, zahiri çember de diyebilirler dostlarım, da bu kelimeyi çok kullanacaklarını zannetmiyorum. Gerçek olmayan anlamına geliyor dostlar. Hani sanal ortam diyoruz ya, sanal ortam, bu Facebook, Facebook'lara gerçek olmayan ortam anlamına geliyor. İşte bu da çember değil anlamıyla aynı şeyi taşıyormuş dostlarım. Reel demek gerçek çember demek. Bu da gerçek olmayan çember anlamına geliyormuş. Dostlar bir de burada uyarı söyleyeceğim size. Şu son maddede yazdığım şeyi söyleyeceğim. Eğer ki bir soruda yarıçapı veya merkezi veya deltayı bulacaksanız dostlarım, bunlardan birini bulmanız gerekiyorsa, bu denklemin, yani verilen çember denkleminin katsayıları, x kare ile y karenin katsayıları kesinlikle 1 olacak dostlar. İlk iş bunları 1 yapacaksın. Ondan sonra yarıçapı, merkezi, deltayı bulacaksın. Şimdi sorularda daha da iyi anlayacağız inşallah. Hadi bakalım, vira bismillah, sorulara başlayalım. Denklemi bir çember belirttiğine göre m'nin tam sayı değeri falan filan. Dostlar bu bir çember belirtiyorsa bu adamın deltası kesinlikle sıfırdan büyüktür diyecektik.
Hemen deltasını hesaplayalım. D kare e kare eksi 4 f'ydi delta. D karemiz 4. E karemiz 16. Eksi 4 f büyüktür 0 olacak. Buradan 20 büyüktür 4 m. 4'e bölelim. 5 büyüktür m. M 5'ten küçük olacakmış. En çok 4 olur dedim. İşaretledim, geçtim. Diyor ki denklemi bir çember belirtiyorsa. Madem çember belirtiyor hocam, o zaman şu şartları sağlayacak. 1. X kare ile y karenin katsayıları eşit olacak. O halde hemen şunları bir eşitleyelim. M artı 3 2M eksi 1'e eşit olacak. Buradan 4 eşittir M. M'yi bulduk. İkinci şart. X, Y'li terim olmayacak dedik dostlarım. Yani bunun katsayısı 0 olmalı. O halde N eksi 3 eşittir 0. N eşittir 3. Bunu da bulduk. Şimdi denklemi bir daha düzgünce yazalım. M yerine 4 yazıyorum dostlarım. Burası ne oldu? 7 X kare. 4 yazarsak yine 7 Y kare. 0 yazarsak burası gitti zaten. M yerine ne yazıyorduk? 4. Eksi 28 X. N yerine 3 yazıyorduk. Artı 7 Y. Bir de eksi 4'ümüz var. Eşittir 0. İşte denklem şu hale geldi. Bu adam bizim çemberimizin denklemi. Neyi soruyor bize? Merkezinin koordinatlarını bulun diyor dostlar. Şu haliyle bulursak yanlış cevap bulmuş oluruz merkez için. Ne dedik? Bir uyarı söyledik son anda. Dedik ki merkez, yarıçap veya deltayı, diskriminantı bulacaksan x kare ile y karenin katsayıları 1 olmalı. O şekilde bulacaksın sen dedik. Hemen o zaman bunların katsayılarını 1 yapmak adına bütün denklemi komple 7'ye böleceksiniz dostlarım. Hepsini 7'ye bölüyorum. Ve şöyle bir denklem çıkıyor. X kare artı y kare eksi 4x artı y eksi 4 bölü 7 eşittir 0 geldi. İşte orijinal daha düzgün denklemimiz bu bizim dostlarım. Şimdi istediğinizi bulabilirsiniz. Merkez neydi kardeşler? Şurada söyleyelim. Eksi D'nin yarısının ters işaretlisiydi. Bakın eksi 4 burada D dediğimiz ifade. Yarısının ters işaretlisi 2. Y'nin katsayısı 1 E dediğimiz ifade. Yarısının ters işaretlisi eksi 1 bölü 2. Peki neyi soruyor? Merkezinin koordinatları toplamı. Toplayalım hemen. 2 kere 2 4. 1 çıktı. 3 bölü 2'ymiş. Doğru cevabımız dedik. Evet, denklem çember belirtiyormuş. Madem çember belirtiyor, x kare ile y karenin katsayıları eşit olacak. Yani 3 eşittir k eksi 1'e, buradan 4 eşittir k'yı yapıştırdık. Başka x, y'li terim olmayacak demiştik. Katsayısını 0'a eşitliyorum hemen. M eksi 3 eşittir 0, m eşittir 3'ü de bulduk. K artı m'yi soruyor, Denizli'yi işaretledim. Denklemi nokta belirtiyorsa, nokta belirtmenin şartı neydi? Diskriminant 0 olacak. Hemen diskriminantı yazalım. D kare 64 artı e kare 16 eksi 4 f eksi 4 çarpı 2 k eksi 1 eşittir 0 olacak. Şurası 80 eşittir. Bunu da sağ tarafa atalım. 4 tane 2 k eksi 1 diye buraya geldi artı olarak. 4'e bölelim. 20 eşittir 2K eksi 1. 1'i buraya alalım. 21 eşittir 2K. 2'ye bölersem de Bursa geçer cevap. Denkleminin çember belirtmesi için K ne olmalıdır diyor dostlarım. Çember belirtmenin şartlarından biri de delta büyüktür 0'dı. Şimdi X kare Y karenin katsayısı eşit olacaktı. E zaten eşit. X, Y'li terim olmayacaktı. E zaten yok. O zaman bir tek üçüncü şartı kullanabiliyorum. Hadi kullanalım. D kare 16. E kare 36. Eksi 4 F. Yani K artı 1'in eksi 4 katı. Büyüktür 0 olacak. Şurası 52 yaptı. Büyüktür. Bunu da bu tarafa attım. 4 tane K artı 1. 4'e böldüm. 13 büyüktür K artı 1. 12 büyüktür K. K 12'den küçük olacakmış dostlarım. K 12'den küçük, Adana şıkkında mevcut.
Denklemi çember belirttiğine göre hemen yine katsayılarını eşitleyelim x kare ile y karenin. K eksi 1 5'e eşit olacak. Demek ki k 6. X y'li terim olmayacaktı. Şurası 0'a eşit olacak. Yani k eksi m eşittir 0 olmalı. Yani k m'ye eşit olacak. K'ya 6 bulduysam m de 6. Şimdi yerine yazıp düzenleyelim denklemi. K yerine 6 yazarsak burası 5x kare. Burası 5y kare. K yerine ne yazmıştık? 6. Burası 10 oldu. Eksi 10x. M yerine de 6 yazıyorum. Eksi 30y. Burası zaten 0 oldu gitti. Bir de eksi 30'umuz var. Eşittir 0. Merkez bulacağım için her terimi 5'e bölüyorum dostlarım ki x kare ile y karenin katsayısı 1 olsun. 5'e bölersem x kare, y kare, eksi 2x, eksi 6y, eksi 6 eşittir 0. Şimdi merkezini soruyordu. Şunun yarısının ters işaretlisi 1. Şunun yarısının ters işaretlisi de 3. 1'e 3 doğru cevaptır dedim. Geçtim. Bir doğru ile bir çemberin durumlarını arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle dostlar, bir doğru ile bir çemberin 3 durumu olabilir kardeşlerim. Şöyle söyleyelim. Bir çember ile bir doğru ayrık olabilirler. Görüyorsunuz birbirlerinden uzaktalar. Bir doğru ile bir çember teğet olabilirler. Görüyorsunuz bir noktada kesişiyorlar. Ya da bir doğruyla bir çember iki noktada kesişebilir dostlarım. Şimdi bunları da bulabilmenizin yolu ortak çözüm yapmak dostlar. Bu soruları çözebilmenizin yolu ortak çözüm yapmak. Şurayı bir okuyalım öncelikle. Y eşittir bilmem ne doğrusu ile çemberin birbirine göre durumlarını anlamak için çember denkleminde y yerine mx artı n yazılır. Yani ortak çözüm yapılır diyor. Ve yaptığın zaman bu ortak çözümü ikinci dereceden bir denklem bulursun diyor. Ve bu denklemin kökleri doğru ile çemberin kesişme noktalarının apsisleridir diyor. Eğer bu denklemin kökleri varsa, yani delta, bu denklemin deltasından bahsediyorum ama ikinci dereceden denklemin deltası, yani b kare eksi 4 ac'den bahsediyorum. Sıfırdan büyükse dostum bu durumda, bunların iki noktada kesiştiğini söylersiniz. Ve köklerini bulursanız da kesiştikleri noktayı bulursunuz. Eğer ki delta sıfıra eşitse bu denklemin bir kökü vardır, çakışık kökü vardır deyip tek noktada kesiştiklerini söylersiniz dostlarım. O noktayı da hemen denklemin köklerini bularak söyleyeceğiz. Eğer ki delta sıfırdan küçük ise de doğruyla çember kesişmezler, ayrıklardır deriz. Dolayısıyla ikisinin ortak noktası, çözüm kümesi yoktur deriz dostlar. Ama şunu da söyleyeyim. Biz bu işlemi çok çok nadir yapacağız dostlar. Çok nadir kullanacaksınız. Biz daha çok şöyle yapacağız. Burada diyeceğiz ki eğer ayrıksa doğrular, senin söyleyeceğin şey şu. Şurası senin yarı çapın ya. Bak, merkezin doğruya olan uzaklığı, senin merkezinin doğruya olan uzaklığı yarı çaptan büyüktür diyeceksin değil mi? Ayrık ise bunlar. Bak, şekilde de görülüyor. Yarı çap şuraya kadar geliyor. Yarı çaptan daha büyük diyeceğiz. Eğer teğetse merkezin doğruya olan uzaklığı yarı çapa eşittir diyeceksin dostum. Bak, şurası senin yarı çapın. Doğruya olan uzaklığı, noktanın doğruya olan uzaklığı formülünü kullanıp yarı çapa eşitleyeceğiz. Eğer iki noktada kesişiyorlarsa da diyeceksin ki merkezin doğruya olan uzaklığı kesinlikle yarı çaptan küçüktür diyeceğiz dostlarım. Biz daha çok şunları kullanacağız. Yani ortak çözümü belki bir soru, belki taş çatlasa iki soruda kullanacaksınız dostlarım. Şimdi şu uyarıyı da bir dikkatlice dinleyin. Bakın, burada da gösterdim zaten yukarıda çizdiklerimi. Ayrıksalar, işte ne dedik? Ortak çözüm denkleminin deltası kesinlikle sıfırdan küçük. Eğer iki noktada kesişiyorlarsa deltası sıfırdan büyük. Eğer tek noktada, yani teğetse doğru çembere, deltası sıfıra eşit.
Ama biz bu delta muhabbetini nadiren kullanacağız dedik. Biz daha çok ya noktanın doğruya olan uzaklığı formülünü kullanıp diyeceğiz ki yarıçap şu mesafeye de ne diyelim? K diyelim mi arkadaşlarım? Yarıçap küçüktür K'dan diyeceğiz. Merkezin doğruya olan uzaklığına K dedim. Yine merkezin doğruya olan uzaklığı K. Yine merkezin doğruya olan uzaklığına K diyelim. Bakın bu durumda yarıçap şurası değil mi dostlarım? Tamamı yarıçap. Ne diyeceksin? K yarıçaptan küçük oldu diyeceksin değil mi dostlarım? Yani yarıçap K'dan daha büyük bir mesafedir diyeceğiz. Burada da yarıçap direkt K'ya eşit diyeceğiz. Ama sizin asıl yapmanızı istediğim şey şu arkadaşlarım. Soruda çember ile doğruyu bir arada okuduğunda soruda yazacak. Bilmem ne çemberiyle bilmem ne doğrusu diye başladığında sen hiç soruyu geri kalanını okuma. Yapacağın işlem kesinlikle şu. Bu merkezin doğruya olan uzaklığı formülünü kullanarak direkt noktanın doğruya olan uzaklığını bulup şu K'yı bulacaksın kesin. Kesin dostum bu. Her soruda bunu bir yap. Ondan sonrasını sorudan soruya değişecek. Bak şimdi okuyalım birkaç soru. Diyor ki merkezinin koordinatları bu olan çember. Doğrusuna bak doğru kelimesini okudum. Çember kelimesini okudum. Devamını okumama gerek yok. Şu merkezin doğruya olan uzaklığını kesin bulacaksın bir kere. Hadi bulalım. Noktanın doğruya olan uzaklığı. Analitik geometride öğrendik doğrunun analitiğinde. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök vardı kardeşlerim. Mutlak değerin içine doğrunun denklemini yazacağım ama noktayı doğruda, doğruyu da mutlak değerin içine yazıyorduk. X yerine 3, Y yerine eksi 2 yazarsam artı 2, bir 3 de buradan geldi. Katsayıların X ile Y'nin katsayıları 1, 1, karelerinin toplamını yazıyorum. 1'in karesi 1'in karesi. Buradan da ne geldi? 6, 8 bölü kök 2. O da 4 kök 2 yaptı. Şimdi diyor ki devamını okuyalım artık. Doğrusuna teğet olduğuna göre çemberin denklemi nedir diye soruyor. Dostum, senin doğrun çembere teğetmiş. O halde işte senin bu bulduğun merkezin doğruya olan uzaklığı aslında çemberin yarıçapını bulmuşuz biz dostlarım meğersem. Senin yarıçapın buymuş kardeşim. Hemen yarıçap buysa eşittirin sağ tarafına bunun karesini yazıyorduk. 4 kök 2'nin karesi 32 yapacağı için Adana ve Bursa şıkkını iptal ettim dostlarım. Şimdi merkeze bakalım. Apsisi 3. X eksi 3 diye başlayacak. Edirne'yi iptal ettim. Ordinatı eksi 2. Y artı 2 diye devam edecekti. Denizli'yi işaretledim dostlar. Bakın bunların hepsini birinci videoda anlattığımız için buralarda hızlı hızlı çözdüm kardeşler. Şimdi şuna gelelim. Doğrusu ile, bak doğru kelimesini okudum, çemberi. İkisini de okuduğum zaman ne yapıyorum? Bu çemberin merkezinin doğruya olan uzaklığını buluyorum dostlarım. Çemberin merkezi 2'ye 5. Hemen doğruya olan uzaklığını yazalım. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök vardı. Mutlak değerin içine x yerine 2 yazıyorum, 6. Y yerine 5 yazıyorum. Bir de artı 19'umuz var. Buraya da 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1. Şurası 11, 20, 30 bölü kök 10 yaptı. 30 bölü kök 10. O da 3 kök 10 geldi. Peki şimdi soruyu okuyalım. Doğrusu ile çemberinin birbirlerine en uzak noktaları arasındaki mesafe kaç birimdir? Şimdi çemberi bir çizelim. Çemberin merkezinin burada olduğunu söyledim. Çemberin yarıçapı şurası bakın r kareydi değil mi şurası? Yarıçap kök 10. Kök 10. Merkezin doğruya olan uzaklığıysa 3 kök 10. Yani şurada bir yerde benim doğrum. Merkezin doğruya olan uzaklığı 3 kök 10. O halde burası 2 kök 10 olacakmış dostlar. Peki ne diyor bize? Birbirlerine en uzak noktalarını bulun diyor dostlarım. Şu yani. Bunu da şöyle devam ettirirsem şu nokta ile bu nokta arasındaki uzaklığı soruyormuş bize. Birbirlerine en uzak iki noktası burası. Merkezden geçecek bizim doğrumuz. En uzak, en yakını sorduğunda merkezden geçen doğruyu çiziyoruz dostlarım. Peki yarıçap kök 10 olduğu için bu da kök 10. Bak toplayın burayı.
4 kök 10'dur, aralarındaki uzaklık deriz. En yakın mesafeyi sorsaydı şurayı bulacaktık. En yakında 2 kök 10'dur diyecektik. Denklemi bilmem ne olan çemberin bilmem ne doğrusuna. Aha, yine çember, yine doğru. Hadi gelin merkezini bir bulalım. Merkezimiz yarısının ters işaretlisiydi 1, yarısının ters işaretlisiydi eksi 1. Hemen merkezin doğruya olan uzaklığını bulalım. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök yazdım. X yerine 1, Y yerine eksi 1 yazarsam 3, 13 geliyor burası. Buraya da 4'ün karesi 3'ün karesi, yani 16 artı 9 yazıyorum. Buradan 20 bölü 5, o da 4 çıktı. Şimdi biz neyi bulduk dostlarım? Çember var elinizde. Çemberin merkezinin doğruya olan uzaklığını 4 bulduk. Ha, dışarıda mı, çembere değiyor mu, değmiyor mu, iki noktada mı kesiyor onu bilmediğim için şimdilik böyle göz kararı böyle bir şey çizdim. Biz şu mesafeyi 4 diye ölçtük. Şimdi yarı çapını bulalım bir de bunun. R eşittir. Şöyleydi değil mi formül? Bölü 2 vardı. Karekök içerisinde d kare yani 4. E kare yani yine 4. Eksi 4 f. F'miz eksi 2. Eksi 4 ile de çarparsam artı 8 olur. 16 dışarıya 4 diye çıktı. Bölü 2'den yarı çap 2'ymiş. Şurayı 2 bulduk. 4 santim uzaklıkta olduğu için şuraya da 2 kaldı. Hatta şöyle uzatırsam burası da 2. Şimdi neyi soruyor? Doğrusuna en yakın noktasının en yakın nokta burası arkadaşlarım. Bu doğruya uzaklığı 2 birimdir. Yapıştır gelsin. Sıra geldi şuna. Burada da en uzak noktasının uzaklığını soruyor. Önce ne yapacağız dostlar? Bir merkezin doğruya olan uzaklığını bulalım. Merkezimiz 3'e 4. Şimdi doğruya olan uzaklığını yazalım. Yukarıda mutlak değer, aşağıda karekök. Mutlak değerin içine x yerine 3 yazıyorum, 9. Y yerine 4 yazıyorum, 16 artı 10. Buraya da 3'ün karesiyle 4'ün karesini yazıyorduk, 25. Şurası yaptı 35. Burası da 5 yaptı. 35 bölü 5'ten 7. Şimdi bir de yarı çapını bulalım hemen. Yarı çap da şuna eşitti. Bölü 2 vardı kök içinde. D kare e kare eksi 4f. D kare 36. E kare 64. Eksi 4 çarpı 24. 48, 96. Eksi 96. 100'den 96 çıktı 4. Dışarıya 2 diye çıktı. Bölü 2'den 1 geldi yarı çapı. Şimdi şöyleymiş muhabbet. Elimizde bir çember var. Yarı çapı 1 birim. Bu çemberden merkezinden 7 santim uzaklıkta bir tane de doğrumuz var dostlarım. İşte şekil bu. Buna göre diyor ki en uzak noktasını bul. E şurası da 1 birim hocam. En uzak nokta burası işte. Bize de şu mesafeyi soruyor. Toplam 8'dir. Sorumun cevabı dedim dostlarım. Evet, bir örnek daha. Doğru çembere teğet olduğuna göre, bak bu arada doğruyla çemberin durumlarını inceliyoruz arkadaşlar ama o yukarıda bahsettiğim formüllerin hiçbirini kullanmadım farkındaysanız dostlar. Tamamıyla o son söylediğim yarıçapla merkezin doğruya olan uzaklığı arasındaki ilişkiden çözüyorum soruları. Yani normalde ortak çözüm yapın, yok deltasını bulun falan filan diyoruz ya. Bak hiç gerek kalmadı onlara kardeşler. Şimdi hemen bulalım bunu da. Şimdi önce bir merkezin koordinatlarını bulalım. Merkezimiz 1'e eksi 2. Şimdi doğrumuz da şu. Y eksi x eksi 1 eşittir 0 doğrusu. Şimdi hemen noktanın doğruya olan uzaklığı formülünden x yerine 1, y yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2, eksi 1, eksi 1. Buraya da 1'in karesi, 1'in karesi gelecek. Şurası eksi 4'ten 4. Burası da kök 2. 2 kök 2 geldi. Nedir bu 2 kök 2? Merkezin doğruya olan uzaklığı. Şimdi bizim adamımız, çemberimiz doğruya teğetmiş dostlarım. Yani şekil şöyle bir şey. O halde merkezin doğruya olan uzaklığı dediğim şey, yani 2 kök 2 aslında benim yarıçapım.
Demek ki ben yarı çapı bulmuşum kardeşim 2 kök 2 diye. O halde yarı çap 2 kök 2 ise gel bir de formülden bulalım yarı çapı. 2 kök 2'ye eşit diyelim. Bölü 2 vardı. Yukarıda da dostum kök içinde deltayı yazıyorduk. D kare e kare eksi 4f. Yani 4 artı 16 eksi 4m yazıp işte bu senin yarı çapındır deyip 2 kök 2'ye eşitledim. Şurası kök içinde 20 eksi 4m geldi. Burası da 4 kök 2 geldi. Hemen her iki tarafın karesini alalım. 20 eksi 4m karesini alırsam 32 olur. 4m eksi 4m eşittir 12. M eşittir eksi 3 gelir. Dostlarım cevap da Adana'dan çıktı. Hadi şuna bakalım. Merkezi bu olan ve denklemiyle verilen doğruya teğet olduğuna göre bak yine doğruya teğetmiş dostlarım. O halde yarıçap dediğimiz şey bizim merkezimizin doğruya olan uzaklığına eşitti, değil mi? Şurada da gösterdik ya, bir daha şekil çizmeyeyim dedim dostlar ben. O halde hemen merkezin doğruya olan uzaklığını bir bulalım kardeşlerim. Ne yapıyorduk? X yerine eksi 1 yazıyorum, eksi 3. Y yerine 3 yazıyorum, eksi 12. Artı bir de 5 var. Buraya da 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16'yı yazdım. Şurası eksi 15, eksi 10, 10 diye çıktı. Burası da 5, 2 geldi. Teğet dediğimiz için yarı çapımız da 2. Peki burada ne yazıyordu? Yarı çapın karesi yazacak. Yani 4 yazacak. O yüzden şunları sildim. 2 şıkka düşürdük. Eksi 1 olduğu için x artı 1'in karesi diye başlayacak. Cevap da Denizli'den geldi dostlar. Evet, geldik teğet ve normalinin denklemine dostlarım. Bunu da bir sonraki videomuza bırakalım. Haydi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.